Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa, bu videomuz arkadaşlar. Rise Online'dayız. Yine e, bu sefer okçudayım. Ara ara e, böyle değişik farm slotlarını çekeceğim. Böyle değişik farm slotlarını niye çekiyorum? Her seferinde girişte söyleyeceğim. Çünkü büyük slotları soranlar olabiliyor ve bunları yayınlarda gördüğünüz için ve tek kesilmediği için onlara gitmiyorum şu an. Büyük slotlar nedir? Ravenuslar, e, Skavening Harpiler, e, Venom'lar, e, Poisonous Rock, Flame Rock'lar gibi tercihler. Triantlar gibi değişik moblar var. Hagard'da veya Ditvalley işte tarafında farmlanabilen. Yine Lunaskar'da farmlanabilen. Ama bunlar tek başına böyle bir 55-60-65 levelde farm için sıkıntılı slotlar. Yani 65 olsanız dahi çok pot içirilen, çok pot içiren slotlar arkadaşlar. O yüzden ben daha çok küçük slotlarda, masrafı çok olmayan slotlarda göstermeye çalışıyorum ki solo oynayanlar bu slotlarda ne çıktığını bir saatlik süreçte görebilsin diye. Şu an Elenya'ya geldim. Bu arada burası neresi diye soran olursa Elenya'dan. Böyle çıktığımız zaman burada e, buraya gelirken bu arada haritadan yer bulmayı bilmeyenler için söylüyorum M harfine bastığınız zaman bakın şu beyaz noktalar e, mobların isimleri tek tek yazar arkadaşlar burada eğer ki bu moblara gitmek istiyorsanız yani yerini bilmiyorsanız misalen söylüyorum bakın şu an bir holdur veya beholder neyse buna tıklıyorsunuz konum işareti geldi bakın goto dediğiniz anda kendi otomatik götürüyor bunu da söyleyeyim yani slotu bulamıyorsanız haritada mobu bulamıyorsanız e, bunları bu şekilde kolay bulabilirsiniz. Bu arada şurada hemen bir soğan gördüm. Toplayayım. Ya <laughs> bir de böyle bir şey var. E, elinizde şunlar varsa, toplama materyalleri varsa bunlar ne gördüğünüz yerde toplayabiliyorsunuz. Tabi bunların seviyesi var. 10 bin, 100 bin, 1 milyon ve 10 milyon olarak 4 çeşit satılıyor. Sapli'de. E, eğer ki 1 milyonluk varsa elinizde bu tarafta da, Lunaskar'da da toplayabiliyorsunuz. 1 milyonluk yok. 100K'lık veya 10K'lık varsa buradakileri toplayamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani hepsini toplayayım ben gözü kapalı. Ditvalley'de de, Hagart'ta da diyorsanız 10 milyonluk malzemeyi almanız gerekiyor. Hepsini alırsanız 10 milyondan şu an biraz yüksek gelebilir. 70-80'e mi e, Bunu da dipnot bilgisini vereyim. Bu arada üstümüzde yer tutmuş oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi e, oyun saati 11.59 tam 12 arkadaşlar. Bir saat farmlayacağım. Üzerimi şöyle göstereyim. E, bir holder'dan ne atacak bilmiyorum. Ben de deneyeceğim. Yani deneye deneye sizlere de göstermiş olacağım. Muhtemelen e, FP tarzı, plate tarzı itemler alırız gene buradan. Upgrade'lenecek olan olursa upgrade, upgrade'lenmeyecek olan olursa da kırıp craft itemi, materyal itemiyle alakalı bir gelişim veya onlardan para çıkartabilir miyiz? Buna bakacağız. 66 paramız var. Yani bir para değil üstümüzdeki. E, 10.000 okumuz, 50 adrenalimiz var. Repair'lerimiz, bolların şu an yayların full. Üçü de görev itemi. Bu arada full görev itemiyle kesiyorum. Sıfır masraflı bir çar. E, bakalım bir saat sonunda ne göreceğiz? Şöyle ilk e, görmeniz adına hemen bir basayım adrenali ve bir kesmeye başlayalım. Üçlü atacağım çok masrafa girmemek adına arkadaşlar. Neden üçlü attığımı soracak olursanız da e, hani dediğim gibi masraf olmaması adına. Beşliyle kesersek çok seri dökülür. Daha da seri olur ama pot içeriz gereksiz yere. Çünkü slotun ne vereceğini bilmiyoruz şu an. Rare upgrade scroll mesela güzel geldi daha canlı canlı. E, bakacağız. Biraz keselim. Ee, biraz şöyle vuracak gibi. E, bir tur şey içeyim. En azından biraz daha az yiyeyim demeci. Şöyle zaten SC'lerde birer saat tam bunların bitimine de iyi denk gelir. Bu SC'ler burada çok yormuyor insanı. 1500 buff, 250 def e, bastım. Yani para değil. 50 tanesi mağazada 100 rice cash olduğu için 10 lira gibi bir fiyatı var 50 tanesinin. Birer saatlik SC 50 saat gidiyor otomatik olarak. Lafı çok uzatmayalım. Şöyle e, kesim hızını da gördünüz. Gayet seri. E, bunu İki slot var burada. Hani şu tarafta da var. Tekli okla da mana içerek buradan biraz daha seri kesilebilir. Mesela şunu kutuyu alayım. Bu arada petimi tazelemediğim için şu an petim yok. Bakın tekli okla da e, çok seri düşüyor. Yani ortaya durup pet varsa da hiç gezmeden farm da bilir bu slot. Bitirelim. Bir saat sonunda görüşelim arkadaşlar. Hesap kısmına girmeden de şunu göstereyim arkadaşlar. Kastığımız para en azından ne ediyor? Bunu da soranlar olabiliyor. Şu an Vatan Game'de sponsorumuz bu arada kullanmıyorsanız üye olup da kullanabilirsiniz benim referans linkimden açıklamadaki aşağıdaki linkten bana da destek olmuş olursunuz arkadaşlar e, sitede şu an oyun içerisindeki biremi sattığımız zaman alış fiyatı 6.5 lira arkadaşlar yani biz bu slotta e, kastığımız bir saatte birem olursa 6.5 lira para kazanmış olacağız bunu da hani ister Premium olarak değerlendirip ister yine oyun içi item almakla kullanabilirsin size kalmış ama merak eden olursa diye araya bunu da ekledim hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bitirdik 1 saat 5 dakika kadar durdum slotta şu an inventory görüyorsunuz hemen şöyle bir önce repair yapayım şuraya bir gidelim abi bu arada Elimizdeki bol bir 10 dakika kala falan yandı. Yani 99 ataklı görev itemimiz. Bir 10 dakika kala yandı bu. Tamir ücreti de 2200 altın. Çok bir para istemiyor. Ee, şunu taktım bir müddette. Bir 2-2.5K'da bunun repair'i gitmiş. Yani 2.5K toplam repair'e para gitti arkadaşlar. Burada 50 dakika falan gidiyor bu slotta. 50 dakikada falan repair'i geliyor. Bob'un üçlü ok kullanıyorum. Hani üçlü de daha fazla. Yani tekli atmış olsak 2 saat gider repair'i. Ee, şöyle şimdi hesaba geçelim. 333k para olmuş. Başlangıçtaki param 75, 70k falan da hatta 75'te değildi. Ee, bunu biz şöyle yapabiliriz. Ee, 260k para gelmiş. Üstümüze repeerleri de çıktıktan sonra arkadaşlar 1 saat kestiğimizde 260k kazanmışız. Direkt kutudan aldığımız coin bu. X almadık levelden dolayı. Düşük levelli çarla kesmiş olsak orada X alırdık. Hani drop durumunu bir şey diyemeyeceğim. Etkiler etkilemez şu an için ama bir de düşük çarlada deneyeceğim onu da söyleyeyim. Onun haricinde 900 tane kırmızı potla başlamıştık. Başlarken 840'a düşmüş 60 tane ondan kullanmışım. 152'ye düşmüş mavimiz 204 taneymiş. 52 tane de bunu kullanmışız. E, potlar şöyle pazarda 1000 tanesi bunların e, 1-4-1.5 o arada geziyor. Yani 1.5 tane hesap etmiş olsak toplamda içtiğim pot 60'a 50 dediğimizde 110 pot içmişim. 150-160K'lık da pot içmişim arkadaşlar. Toplamda 160K'lık da pot içmiş oldum. Ee, 1 saatlik farm süresince burada. Ee, adrenalin 12 tane kullanmışız ama sayılacak bir şey mi derseniz. 5K'da pot, şey pardon, ok kullanmışım. 5K okla 12, adrenalin kullanılmış. Toplasan 20-30K'lık yani çok bir esprisi yok ama. 160K'yı 200K olarak yuvarlayabiliriz. Pot, ok ve adrenalin masrafı olarak 200K'lık totalde bir masrafımız var. Hepsi dahil. Dolayısıyla düşen paranın 60K'sı kar kalıyor geriye. Kutudan düşen parayla kısaca ya da şöyle özeti geçeyim. Bütün repair'imizi, içtiğimiz potları, bastığımız adrenalini, ok, attığımız okları hepsini kurtarıyoruz. Bunun haricinde ne geldi? iki tane rare upgrade scroll geldi. Şuradan hemen action host'tan da canlı göstereyim size ki en azından fiyat kabala bir fiyat vermemiş olayım. Abi iki tane SC. Ben bunları şuradan da hesabını yapacağım. Şöyle yazayım. Evet arkadaşlar burada action horse bu arada premiumlular için ücretsiz onu da söyleyeyim. Rare upgrade SC diyeceğiz. 370 az önce vardı baktım daha bitirmişler rare upgrade. Abi şöyle rare upgrade e, pazarda 95k'dan çok seri gidiyor. 90 95k'dan çok seri gidiyor. NPC'de satış fiyatı da 100k, 110k öyle bir şey herhalde. E, NPC bakarız ona en son. Ben buradan direkt 190k bu ikisine yazdım. Sonrasında burada para edebilecek değerlendireceğimiz. Steel Crossbow var. Bunu da 100k'dan falan Steel diye yazalım bakalım. Evet. Steel da 90k'dan 90k'dan başlıyor. 100k'ya da var. Ortalaması 100k hani minimum. 157 beklerseniz müşteri bulabilirsiniz. E bunu da 90k'dan yazıyorum. Bow diyelim. Sonrasında yine para edebilecek bir şey var mı diye bakıyorum. Rogi'ye Plate tasit var bu da şöyle yazayım. Yani Rogier'in plate'i bu da e, şu an 110k'dan satılıyor. 100k yuvarlak hesap buna da. Fiyat yazalım arkadaşlar. Rogier diye plate. Onu da not aldım. Rogier plate şöyle ayırdım, stil ayırdım. Şunu şöyle çekelim. Şunu da ayırdım. Bunun haricinde Warrior plate bot var. Bunu da şöyle yapalım. Warrior plate bota da bakalım hemen. Warrior Plate Bot da 45K ile 85-90K arası geziyor. Buna da 50K diyelim arkadaşlar. Bunlar tabi upgrade'lemek. Upgrade basıp da R7 yapıp satmak tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Ben şu an slot'tan gelebilecek para hesabına bakıyorum. Mage, Sage Bot ve Mage'nin yine Sage'si var. Mage. Evet. Mage'nin e, Sage Bot 55K'dan kafalığı 95K'dan demiş. Bize e, Mage'in bir... Kolu geldi sage bir tane de botu geldi. Bunları da e, hani 50 şer k'dan 100 k diye yazalım. İkisine yuvarlak hesap. Başka ne kaldı? Warrior, breastplate var. Bunun çok e, satılacağını sanmıyorum. Breastplate 45 k'dan koyulmuş bu da. Yine hani bakıldığı zaman bir 50 k'da buna yazabilir miyiz? Yazabiliriz belki ama ben hani bunu şu an için en azından ee, yine Mage'inkileri de yani şu üçünü en azından satma gereği duymuyorum. Şöyle satma gereği duymuyorum. Şöyle yapacağız. Parçala diyeceğiz. Confirm diyeceğiz. 3 tane Rare Armor Shard verdi. Güzel verdi 3 tane. Bir tane verdi. 3 tane attı mı çok güzel. 4-5 verirse daha da kıyak. Biz toplam 5 aldık arkadaşlar. 5 tane Rare Armor Shard aldık. Bunu da hemen şöyle yine Action host'tan göstereyim. Bunlar şu ara biraz düştü. Çok kram var. 15-20 kalara kadar düştü ama ileride artı 7 artı 8 basımı çoğaldıkça zırhlarda bunlar mutlaka para edecektir daha da. Yani satış en azından hızlanacaktır. Ee, neydi bu? Rare Armor chart Evet arkadaşlar Rare Armor şartta 10k'ya kadar mesela düşmüş ortalaması. Ee, Tabi hani bu ilerleyen aşamada fiyat değişir değişmez. Şu ankinden hesap edersek 50k'da totalde o var arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Yuvarlak hesaba girdiğimizde 200, 300, 400, e, 500k'da Şuradan almış oluyoruz arkadaşlar şöyle. Şunlarla birlikte 500k'da buradan farmlamış oluyoruz. Slotun 1 saat getirisi ee, burada potları saymıyorum. 750k diyebiliriz gelen parayla arkadaşlar. 750k. Tabii bu şansınıza bağlı. Scroll fazla atar ya da daha farklı ekstra bir drop atma durumu vardır. Atabilir. Bir şey diyemem. Şu an 750k 1 saatte para alıyoruz. Masrafsıza yakın diyeceğim yine. Niye masrafsıza yakın diyeceğim? Şunları saymıyorum. Bunlar direkt satacağımız itemler. 44 tane mavi, 6 tane de kırmızı düşürdük. 2 tane de takı düştü ama takıları direkt saymadım fark ettiyseniz. Bunların birisi int, birisi magic bonus 7. Hani bunlar dex düşmüş olsaydı ve özellikle yüzük falan düşmüş olsaydı. En azından bir 150-200k'dan okutabilirdik. 8-9 atarsa daha pahalı ama 7 düştü 2 tane. Bilmiyorum 8 atıyor mudur slot? Atarsa muazzam, atmazsa üzmez. Çünkü şu an gelenler zaten int ve mp olduğu için. Ha her... Ee satıcının bir alıcısı olur mantığıyla 50-100k'dan pazara bırakırsınız. Gelir bir mage lazım olur. Çeker. Görevden alamamıştır. Bulamamıştır. E, belki satabilirsiniz ama dediğim gibi bunlar fiyata dahil değil. Pot masrafı e, buradan karşılanır diyerekten yuvarladığım zaman e, bu şekilde 750k slottan almış olabiliyoruz. Yuvarlak hesap. Yeni slotlarda, yeni videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. İstediğiniz çok büyük olmayan slotlar varsa eğer ki Yorum yazarsanız onları da çekmeye çalışırım. Elden geldiği kadar. Büyük slotlar şu anki aşamada zor. E, ilerleyen aşamada ekip olarak, parti olarak kesip onları da gösterebiliriz. Tekrardan görüşmek üzere. Yeni videolarda kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine özellikle yorumu da eksik etmeyelim. E, tekrardan görüşmek üzere.